Ala Resulina salavat. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evvela içerisinde bulunduğumuz 3 aylarımız, geçirmiş olduğumuz mübarek gecelerimiz ve hasreten de Leyla-i Miracımız, gelecek Ramazan-ı Şerifimiz ve Leyla-i Kadrimiz tüm insanlığa, İslam alemine ve hasreten memleketimize hayırlar getirmesini Rabbimizden niyaz edelim. Çünkü musibetlerin fazlalığı, kesafeti ve artması ibadetlerin, bazı duaların, hususi iltice ve yalvarmaların vakitleridir. İnsanlık ciddi bir imtihandan geçiyor. İslam alemi hakeza ağır musibetler ve felaketlerle, değil mi, hallaç gibi atılıyor. Ülkemizde de, dahilde ve hariçte ki meselelerle ülkemizin de başı ağrıtılmak isteniyor. Bizler vazifemiz icabı, mesleğimiz ve meşrebimiz icabı elimizden geldiği kadar ibadette, taatta, fazilette, duada, yalvarmada ve istiğfarda bu alemin düzelmesi, Allah'ın muradının da gerçekleşmesi ve ahd-i ilahinin tahakkuku için bize düşeni yapacağız. Devlet kendine düşeni yapacak. Meslek sahipleri vazifelerini yerine getirecek. Bizim de içinde bulunduğumuz davanın ilcaatı icabı dualarımızı artıracağız. Gayret göstereceğiz. Ta ki o neticede bizim de payımız olsun. İstanbul'un fethi müyesser olacak ya, Sultan Muhammed Fatih Han cennet mekan, kendine ait bütün şeraiti hazırlamış. Şartlar hazır. Öyle şartlar hazırlanmış ki, maneviyat ehli insanlar da kendi meslekleri icabı, yani onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onun askerleri ne güzel askerlerdir hadis-i şerifine manen masadak olabilmek için, medreselerde hakayike taluk eden ilimler artırılmış, tekke ve zaviyede evrat ve ezkarlara kuvvetler verilmiş, ordu manen güçlenmesi için bu mekanizmalar da devreye sokulmuş. Hatta fetihten 2 sene sonra Sultan Muhammed Fatih Han vezir ve vüzerayı toplamış, Ebul Vefa Hazretlerini ziyarete gelmek istiyor. Yeri nerede? Süleymaniye'nin biraz alt tarafında Vefa semti var. Vefa Lisesi var. O onun adına kurulmuş bir semttir. Paşalarla beraber dergahın kapısına geldiğinde mahiyeti itibariyle orada bir vazifeli var. Sultanı kapıda görünce şaşırıyor. İçeri girmeye müsaade var mı diyor. Sultanım emrederseniz sizin için izin isteyeyim diyor. Hay hay. İçeri giriyor sultanın kapıda olduğunu. Paşalarla beraber kendilerini ziyarete geldiğini arz ediyor. Ebul Vefa bir müddet tefekkür ve tezekkürden sonra sultanımızın ziyareti makbulümüzdür. Fakat içeri girmeye müsaade yoktur diyor. Çıkıyor sultanım diyor. Hal böyledir. Fatih'in gözlerinden birkaç damla yaş dökülüyor. Görürsünüz ha paşalar diyor. Lalalarım, vezirlerim. Bu koca Fatih Bizans surlarını deler, Bizans'ın kapılarını açar da bir Allah dostunun kapısından geriye döner diyor. Dönüyor. İçeri giriyor ki padişahın döndüğünü, gittiğini haber versin. Bakıyor ki Ebu Vefa'nın da gözleri nemli. Efendi siz niye hüzünlüsünüz? Bizim de gönlümüz sultanı çekerdi. Gelsin de evradın, ezkarın lezzetiyle hemhal olsun. Düşündüm diyor. Evrat ve ezkarın lezzeti
devlet umurunda atalete sebebiyet verir diye kabul etmedim diyor. Herkesin bir görevi var. Cenab-ı Hak hiçbir şeyi iki defa yaratmaz. O taklit olur. Her şeyi orijinal ve bir defa yaratır. Taklit bizim işimizdir. Tabldot usulü yemek, drop usulü elbiseler. Hikmet tarafından muhalefet gelir. Ya Rabbi bunu yarattın, aynısını niye bir daha yarattın? Her şey orijinaldir. Onun için herkesin vazifesi, dünyada görevi kendine göre ayrıdır. Aynılık bizim işimizdir. Ayrılık Allah'ın işidir. Farklı yaratır. Ebu Vefa'nın vazifesi ayrıdır. Dua yapacak. Fetih'te hakkı vardır. Fatih bunun farkında. Helallik almak için ziyaretine geliyor. O da evratla, ezkarla, ubudiyetle, kullukla, yalvarmayla, ilticayla fete kuvvet vermiştir. Hassasiyete bakınız ki 50 küsur gün muhasara sürer de surlar yıkılmaz. Fatih morali bozulur, atını denize sürer. Bir eksiklik var. Maddeden her şey tamam. Muhasebe yapılıyor, eksiklik görünmüyor. Eksikliği manevi canipten olduğunu farkına varıyor. Duada bir zafiyet var, bir çizgi var. Hristiyanlar içerisinde bir meczup veli, ismi Vedud'a Masar, aşıkinden çocuk gibi. Ağlıyor, sızlıyor, insanla telef olmasın, kan dökülmesin. Etrafıyla beraber yaptığı külli dua, kabule karin olduğundan, bu tarafta yapılan dua onu değer ve kıymet açısından geçmediği için muvakkaten bekletiliyor, duası kesiliyor, ruhu kabzedildikten sonra şahiden çıkan mermiler surlardan gedikler açmaya başlıyor. Demek bir işte muvaffakiyet sadece sebeplere riayetten ziyade bir de ne var? Daha farklı bir canif var. İlticadır, yalvarmaktır. Vereni bilmektir. Verene arzı ihtiyaç etmektir. Sebeple basit ve zahiridir. Sahibi hakiki Allah'tır. Müessir hakiki O'dur. Duayla iltica o kanal işletilmediği müddetçe her zaman içeriye iki dört etmez. Böyle de bir incelik var. Üniversite imtihanına girecek çocuk. Sebepler arasından tamam. Derece bekliyor. Çok başarılı bir öğrenci. Ama dua musluğunu işletmezse, o canip eksik kalırsa bazen sırayı şaşırır. Bir baş ağrısı gelir. Bir başka iş çıkar. Bilinmez görünmez bir sebeple o eksikliğin durum ve keyfiyetine göre Cenab-ı Hak neticeyi azaltır veya kısaltır. Biz bunları anlayamıyoruz. Bir şeyi dört dörtlük yapmak demek o şeyin ana unsuruna unsur azami derece riayet etmek demektir. Dersimiz bunlarla ilintili. Şunu da söyleyeyim, derse başlayayım. Bizim meslekte, ben biyoloji mezunuyum. Bize bir kanun öğrettiler. Nebatatta bir kanun var ama bütün canlılar için geçerlidir. Çünkü fıtratın içerisinde öyle kaydı ve kurallar vardır ki herkes o kaydı ve kurala uyma mecburiyetindedir. Yer çekimi kanunu vardır. Yüksekten düşen düşer. Taş da düşer. Ağaç da düşer. Pamuk da düşer. Düşmenin süresi farklıdır. Zamanı, vetiresi farklıdır. Ama düşmekten kimse kendini kurtaramaz. Fıtratın kanunudur. Su ıslatır. Kimse kurtaramaz. Ateş yakar. Değil mi? Ecel öldürür. Ömür biter. Var mı unutulan Azrail'in gözünden kaçmış ecel kaçağı? Asker kaçakları çok. Ecel kaçakları yok. Buna minimum kanunu diyorlar. Bakın çok önemli. Bizim kafamızdaki bazı müşkilleri çözen bir meseledir bu. Diyelim ki bir bitkinin veya bir ağacın, bir nebatın dört dörtlük büyüyüp gelişebilmesi için onun hayatına lazım olan beş ana unsur, olmazsa olmazları dediğimiz beş ana unsur. Mesela hava, su, toprak, gübre, ateş vesaire. Teferruata girmeyeyim. Teferruatta eksikler olabilir. Ama bu beş ve dört ana unsurdan dördü, beş tane unsuru kabul edin. %100 oranında bulunsa, %100 fazlasıyla mevcut. Bir tanesi %50 nispetinde olsa, o bitki diğer %100 olan oranında olan unsurlardan en az olan oranı baz alıyor.
o kadar istifade eder. Ahmet Hocam. Anlatamadım. Yani o bitkinin hayatına lazım olan farz diyelim. Önemli. Ana unsurlar. 5 madde. Hepsi %100 oranında mevcut fazlasıyla su cetvelden %50 nispetinde akıyor. Bu bitki diğerlerinden istifadeyi suyun nispetinde yapıyor. Hep asgari yenidir. Belagat var, talakat var, ilim var, zeka var, muhakeme var mesela. İkna kabiliyeti var, derinliği var. Fakat ihlasta %50'lik zafiyet var. Allah müessiriyeti ana unsur olan ihlasın nispetine göre yaptırır. Adamda mükemmel bir talakat var. Şiir, edebiyat, kaside söyleme özelliği var ama dilinde arıza var. Nasıl yapacak? Arıza nispetinde o belagat, o talakat, o fesahat, o güzel konuşma, o edebiyat paralanacaktır. Maddede de böyledir. Lezzetleri alan nedir? Ruhtur, değil mi? Lezzetlerin menbaı, kaynağı ruh alır. Neyle alır? Dille alır. Dili küçümseme. Rahim küçük nimetlere, Rahman büyük nimetlere işarettir. Rahim Rahman'ı tamamladığından büyük sırasına girer. Nezle bir adam kebap yese, değil mi? Hiçbir tat ve lezzet alamaz. Aynı adam baklava yese, değil mi? Ekmek yemiş gibi olur. Baklavanın lezzetini almaz. Hani lezzetleri alan ruhtu, ruh ama ruh mükemmel. Onda bir sıkıntı yok. Onun lezzetleri almasına sebebiyet veren arkadaşı, maddi unsurun dilde bir arıza olsa, ruhun lezzet alma kapasitesi dildeki arızaya göre asgari yeniyor. Tedavi olursan tekrar çıkıyor. Davanın tahakkuku için, bir meselenin yerleşmesi için, dört dörtlük muvaffakiyet için hangi ana unsurlar lazımsa onlar azami derecede kamilen yan yana getirilecek ki o dava tahakkuk etsin, kemalat arşına doğru yürüsün. İşte müsbet hareket böyle bir şeydir. Müsbet hareket böyle bir şeydir. İmanı mükemmel, bilgisi mükemmel, cehdi mükemmel, gayreti mükemmel, cesareti var. Var, var. Dirayeti var. Ama hareket müsbet değil. Fıtrat kanunlarına muhalefet ederek muvaffak olmak istiyor. Bütün bu bilgi ve bu gayretler, bu mücadeleler asgariye düşer. Bazen de maksadın aksiyle tokat yer. Müsbet hareket. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Harbi'nde aynenin tepesine okçuları yerleştirdi. Hatırlıyor musun o olayı? Hatırlayınız bakın şimdi. Bak sahabe Allah'ın davası için mücadele edip cihad ediyorlar. Başlarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki cihanın serveri. Alem onun için yaratılmış. Karşıdakiler müşrik, Allah düşmanı, kitap düşmanı, din düşmanı. Orada önemli bir unsur olan iki tepeyi tutan okçuların cepheyi terk etmesi. Galibiyet geldi, ganimet alabilir miyiz? Düşman kaçtı gidiyor. Emirlerini dinlemedikleri için kumandanlarını yerlerini terk ettiğinden dolayı da bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir tembihatta bulunuyor ki. Ben bazı hadis kitaplarına baktım çok acayip. Faraza biz mağlup olduk. Düşmanlar ganimetleri aldılar gittiler. Sıcaktan artık cesetlerimiz kokmaya başladı. Akbabaların gelip kokan cesetlerimizi yediğini dahi görseniz terk etmeyin yerinizi diyor ya. Basiretiyle biliyor ama imtihan dünyası o kadar müsaade ediliyor. Onlar da imtihana tabi. Oradaki talimatı yerine getirmeme harp kadar önemli bir unsur olduğundan da nöbet tutmak terk edildiği için Uhud aleyhimize yani mağlubiyetle neticelendi. Zahiren aleyhimize oldu. Üstad Hazretleri de ahir ömründe bize verdiği en son derstir. Müsbet hareket. Hani derler ya Kur'an'ı sıksak mümkün olsa da Kur'an'dan bir damla damlasa ne olurdu o? Edep olurdu, edep.
İbadette edep, terbiyede edep, imanda edep. Beşeri münasebette edep, cihatta edep. Edep oturma kalkmada değil sadece. Fikirde de edep var, konuşmakta da edep var. Aynı Risale-i Nur'u sıksak, bak sıksak, tek damla damlar desek müsbet harekettir. Bu da bizim edebimizdir. Şahsımızda müsbet hareket, Hizmet-i Sek İdaresi'nde müsbet hareket, hasımlara karşı müsbet hareket, cami cemaatlere karşı müsbet hareket, cihatta da müsbet hareket. Konuşmanın bile müsbet hareketi vardır. Üstadın verdiği en son derstir. Umum Nur talebelerine bir vasiyettir. Zaten vasiyet diyor. Aziz kardeşlerim, bizim vasiyetimiz müsbet harekettir. Menfi hareket değildir. Müsbet, yani ispat anlamına da gelir. Varlık, bir varlığı ortaya çıkartmak için ona şefkatle yaklaşmak, doğru yaklaşmak, fıtratına uygun hareket etmek, acelecilik, efendim süratli veya diyelim burada sebeplere riayet etmeden, işin hakkını vermeden, fıtrat kanunlarına itibar etmeden yaklaşımlar bizim maksadımızın aksiyle tokat yememize sebebiyet verir. Menfi hareket değildir. Rıza ilahiye göre sırf hizmet imaniyi yapmaktır. Vazife ilahiye karışmamaktır. Demek ki bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza ilahiye göre sırf hizmet-i imaniye yapmaktır. Vazife ilahiye de karışmamaktır. Bu dersi üstad öyle bir zamanda telif ediyor ki, vasiyet olarak ortaya koyuyor ki, o zaman Nur talebeleri takibat altında. Toplanmak yasak, kitap okumak yasak, ibadet yasak. O dönemlerde Risale-i Nur'lar yazılmış. Haklı davamızda haksız yere engeller çıkıyor. Buna rağmen üstadımız müsbet hareket emrediyor. Çünkü ehli dalalet planlarını sermiş. Planlarını sermiş. Bir iş işleyecek. Bizden de bazı hareket bekliyor. Bir yanlışlık, bir sebebiyet ortaya çıksın da haklı olarak, değil mi? Önlerini keselim, telef edelim. İmha planları serilmiş. Üstad onların ekmeğine yağ sürmeme, projelerine tahakkuk ettirmeme adına bu noktada azami hassasiyet göstermiş. Hatta yumurtayı bile üstadımız birbirine vurdurmadan kırdırıyor. Böyle çarparmış abiyle, bir dakika demiş. Öyle yumurta kırmayın. Onun bir usulü var. Ses çıkarmadan, çarptırmadan yumurta kırdırıyor. Üstadım, ben sizin bu tahrip sindir ve damarlarınızı söküp alacağım demiş sizden. Bu bize zarar verecek. Hele o zamanda. İman hizmeti yaparken bize musallat dahi olsalar, davayı kutsiye-i Kur'an'ı ifa ve ifade ederken ehli dalalet karşımıza ittifakla çıksalar, biz üstadın tarif ve tayin ettiği müsbet hareketten çıkarsak hedefimize kavuşamayız. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Mesela kendim misal alarak derim, ben eskiden beri tahakküme ve terzile karşı boyun eğmemişim. Hayatı böyle geçmiş. Gözünü budaktan esirgemeyen bir adam. Hele eski Said döneminde. İki hayatımı iki elime almışım. Meydan mücadeleye atılmışım. Tek hayatlılar. Dünyeviler çıkmasın karşıma. Şimdi Suriye'de dünyeviler var. Tek hayatlı çıkıyorlar bizim askerimizin, şehit olan askerimizin karşısına. Dünyadan başka hayatları yok. Menfaat namı hesabına oradalar. Bizimkiler iki hayatını iki eline almış. Ölürsem ahiretimi, kalırsam dünyamı kurtar, vatanımı diyor. Kimse bunların karşısına dikilemez. Ha, teknik var, ayrı bir konu. Teknik bir yere kadar gider. Tekniği kim kullanır? Arkasındaki insan kullar. İnsanda maneviyat, Allah sevgisi, ahiret sevgisi, şehadet rütbesi olmazsa ne kadar orada durabilir? Hayatında o insanın ne önemli ki? Orada kendini telef edecek. Bizde can telefi yok. Bizde canı kurtarma, cennetin ortasına velayet makamıyla gitme düşüncesi var. Ben eskiden beri tahakküm ve terzile karşı boyun eğmemişim. Hayatımda tahakkümü kaldırmadığım birçok hadiselerle sabit olmuş.
Mesela Rusya'da ayağa, kumandan ayağa kalkmamak. Bak bunu yapmış. Nikola Nikolaevic'e karşı dik durmuş. Herkes ayağa kalkarken kalkmıyor. Tanımadılar mı beni? Tanıdım. Kim olduğunu üstadımı söylüyor. Niye kalkmamakla benime, bana ve orduma manen hakaret etmiş oluyor? Ben hakaret etmem. Ben bir Müslüman din alimiyim. Benim kalbimde iman var. İmanı olan bir adam olmayan bir adama kıyam etmez. Üstadın mesleğidir ha. Bize gelince biz icabında hayatı kurtarmak için ne yapabiliriz? Bunlara boyun bükebiliriz. Ammar bin Yasin öyle eyledi. Annesini babası yanında şehit ettiler. Sıra ona geliyordu. Kalben değil, lisanen ne yaptı? Reddetti. Ama helak oldum diye koştu Efendimizin yanına aleyhissalatü vesselam. Anlattı böyle. Ya ama sana yine öyleseler, sen yine öyle et. Şeriat herkese göre ayrı hükmeder. Peygamberlerin imtihanı ayrıdır. Onlar reddedemezler. Şehit olurlar, davadan vazgeçemezler. Bizim gibi insanlar için de muhayyerdir. Bak üstad da kendini bu alanda farklı bir konuma getiriyor. Rus kumandan ayağa kalkmıyor. Divan-ı harbe veriliyor. İdam edilir. İki rekat namaz. Namazı da biraz acele. Üstad namazı ağır ve sakin kılar. Acaba geciktiriyor mu idamı diye hızlı kılıyor. Adam vicdanının sesini dinliyor. Bunu bir hakaret olarak değil, dininin icabından dolayı yaptığının farkına varıyor. Affediyor. İnsanda böyle çok hayatının dönüm noktaları, milatlar vardır. Divan harbi örfüde idam tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine beş para ehemmiyet vermediğin gibi. Divan harpte yargılanıyor. Hürşit Paşa Mahkemesi. 31 Mart. Mahkemenin pencerelerini de açmışlar. Giden zaten geri dönmüyor. İdam ediyorlar hemen öbür tarafta. Onlar da dar ağaçlarında sallanıyor. Pencereyi de açmışlar ki nutku tutulsun da konuşamasın. Biz de icabını yerine getirelim. Ben zaten böyle bir zemin istiyordum ki efkarımı onda beyan edeyim. Üstada bak. Ben zaten böyle bir zemin. Zemine bak, konuşmaya bak. Şeriatı müdafaa ediyor ama bunu isyancıların istediği gibi değil diyor. Bize deseler ki seni karakoldan çıkıyor. Önce avukatı gönderiyor. Git bakayım ne var ne yok. Git bir şey yok mu? Belki başka. 19 kişi idam edilmiş. Dar ağaçında sallanıyor. Üstadı alıyorlar. Pencereler açmışlar ki nutku tutulsun. Konuşamasın rahat. Selasetle, belagatla şeriatı müdafaa ediyor. Onu diyor yani. Evet. Bu gibi dört kumandanlara karşı bu tavrın tahakkümlere boyun eğmediğimi gösteriyor. Kumandanlarının biri de kim? İngiliz başkumandanı. Bu adamı bulun ve vurun diyor. Bu adam bizim planlarımızı bozuyor bu kimse. Çünkü İngilizlerin İstanbul'u işgal etmek ulemayı lehlerine çevirip Anadolu'yu da İstanbul'a bağlayıp yeni alevlen ateşi söndürme adına bir projeleri var. Diyorlar ki sizi idare eden ve bize muhasım vaziyeti alan Anadolu'daki sergerdelerdir. Yani o malum Cumhuriyetçi'nin ilk grup, ilk onları sergerde olarak anlatıyor. Şeyhülislam da fetva vermiş. Ona uymayın, İstanbul'a uyun diye. İstanbul'da kimin tasarrufunda? İngilizlerin. Oyunu görüyor musunuz? Onların niyette din ve İslamiyet değildir, taraftar olmayın. Zahiren doğru. Ama Üstad Hazretleri işte müspet hareket. Zahiren doğru ama bunların da aleyhinde bulunmak İngilizlerin işine yarayacak. Şeyhülislam'ın fetvasını reddediyor. Kurtuluş Harbi yapan ekibi destekliyor. Bu desteklediğinden dolayı da Üstad Hazretleri 1. Meclisin açılışında davet ediyorlar. Orada bir nutuk irad ediyor. Taltif ediyorlar. Üstadı adım adım aratıyor İstanbul'da. Bu İngiliz başkomutanı. Üstad da öyle sipere girmiyor. Rahatlıkla her tarafa girip çıkabiliyor. Biraz saklanmasını, kendini kamufle etmesini tavsiye edenlere merak etmeyin. Kendimi ucuza sattırmayacağım diyor. 20 nefer İngiliz öldürmeden kendimi teslim etmem diyor. Gözün bak. Eski Said dönemi. Fakat bu 30 senedir müspet hareket etmek,
Ne zaman Risale-i Nur'a hamil olduğunu, vazifeli olduğunu hissettiği an eski Said dönemine dönüyor. Bak şimdi. Bir dava var. Hayatına dikkat ediyor, itina ediyor. Bir polis otur diyor, otuyor, kalk diyor, kalkıyor. Elini kelepçeye uzatıyor. Bunda sanat var diye kelepçeyi de seviyor. Ömrü hapishanelerde geçiyor. Bunlara karşı tavrı bu. Müspet hareket icabı dahilde menfi hareket caiz değildir mantığıyla tavrı bu. Fakat bu 30 senedir müspet hareket etmek, menfi hareket etmemek ve vazife-i ilahiye karışmamak için, hakikati için bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rızayla mukabele etti. Ne yapıldıysa sabrettim, bir de razı oldum. Yani ne demek razı? Cenab-ı Hak onların eliyle davayı yayıyor demektir. Biz müspet hareket eder, vazifemizi yapar, Allah'ın vazifesine karışmazsak, Cenab-ı Hak ehli delaletle bizim canımızı yakar, öyle bir iş işler ki bizim hizmetimizin, gayretimizin, tebliğimizin 10 misli iş yaptırır. Bakın bir örneği anlatayım, belki şaşıracağız. Risale-i Nur'un davaları nerede görüldü? Anayasa mahkemeleri. Yani sıkı yönetim mahkemeleri. Risale-i Nur'u okumayı, yazmayı, bir araya gelmeyi anayasal suç kabul ettiler. Devleti yıkma. Adi bir suç kabul etmediler. Normal suçlar mahkemede bir hakim olur. Bir avukat olur. Bir de efendim işte şey olur. Savcı olur. O kadar. 3-4, bir de katip. 3-4 kişi arasında cereyan eder. Peki ehli delalet ne yaptı? Biz Risale-i Nur okuyanları, nur talebelerini divan-ı harbe verelim. Anayasal suç kabul edelim. Sıkı yönetim mahkemelerine tevdi edelim. Ağır cezalarda yargılayalım. Ta ki bir araya gelmesinler. Risale-i Nur'dan uzaklaşsınlar. Bu var ya abartılı, dehşetli bir şeydir. İsnattır yani. Kitap okumanın böyle bir şey olabilir mi? Bunu bizi dağıtmak için yaptılar. Allah ise bizi toparlamak için onlara bu kararı aldırdı. Zahiren aleyhimize. Hudeybiye anlaşması gibi. Hakikatte lehimize döndü. Neden? Çünkü divan-ı harpler ağır ceza mahkemelerinde halka açık şeyler yapılır, hukuk işler. Halk müdahil olur. Diğer mahkemeler 3-4 kişi arasında cereyan eder. Ağır cezalık, ağır ceza mahkemeleri halka açık mahkemelerdir. Herkesin gelip dinleme hakkı vardır. Siz misiniz 3-5 talebenin, nur talebesinin bir araya gelmesini engelleyen? Dersi toplu okumayı reddedip de değil mi? Telef etme kararı alan? Öyle bir karar aldırırım ki bu sizin nefsiniz hoşuna gider. Farkına varmanın davanın inkişafına, yayılmasına, tebliğine, ilanına siz sebebiyet verirsiniz. Bekir abi de Allah rahmet eylesin. Sıkı yönetim mahkemelerinde, ağır cezalarda davayı müdafaa etti. Mahkeme salonları yetmedi, sinema salonları tuttular. Halk giriyor ya. Daha büyük alanlarda davalar görüldü. Satı arz, memleketin Anadolu satı birer medrese-i Nuriye hükmüne geçti. Vilayetten vilayete de insan otobüste gitti davayı dinlemeye. Kadere bak şimdi. Kahretsinde lütuf budur işte. Üstad bu sebepten dolayı der ki onlar kadere ilahin derin ve ince sırlarını akıl erdiremeyerek bu halleriyle, bu yanlışlıklarla bizim davamıza, bizim hizmetimize nurun ilanına sebebiyet verdiler diyor. Allah isterse, Allah'ın muradına denk düşersek, değil mi? Faremiz dağ doğurur. Kadere ters düştük mü, başımızı örse vururuz, dağımız fare doğurur. 10 kürek atsak bir adım gidemeyiz. Kadere denk düştü mü, iklime inşallah paralel gittik mi, 1 kürek atsak 10 metre gider. Şimdi rüzgar elhamdülillah arkadan vuruyor bakın. Yapılan işlere dikkat edin. Bir adım atmakla ülke 10 metre ileri gidiyor. Bundan 50 sene, 100 sene evvel değil mi? 10 adım atacağız ki bir adım gidelim. Hel üstad döneminde şu hizmetin meşakkatine, ızdırabına, çilesine bak. Şimdi abi gel bizim müessesede ders yap, iş yerinde ders yap, evimize ders koyalım. Emin ol yetişemiyoruz. Elhamdülillah. İşte bak dava hem müntesiplerinin hasbi davrananın gayretleriyle hem de ehli dalaletin mücadelesiyle bir kıvama geldi.
şöyle düşününüz. Bu ehli dalalet, bu ehli dünya bizle uğraşmasaydı, takipler olmasa, mahkemelere verilmeseydi Risale-i Nur. Diğer eserler serbest basılıp, serbest yayılıp, serbest okunsaydı acaba böyle bir cemaat oluşturulur muydu? Çok zor. Diğer kitapların yok. Böyle bir cemaati yok Kur'an'ın dışında. Varsa sıkıştırma, tahakküm, tegallüp, oradaki zulüm, buradaki rahmetin inkişafına sebebiyet verdi. Bir araya geldik, toparlandık. Bilmeyerek bizim davamıza hizmet ettiler. Gercis Aleyhisselam gibi ve Bedir Uhud muharebelerinde çok cefa çekenler gibi sabır ve rıza ile karşıladım. Sabrı anlıyoruz. Hapse girmeyen bir adam sabretmese ne yapacak? Rıza ne? Ya Rabbi elhamdülillah bu hapishaneye girdik. Ne demek bu? Bunların da nura ihtiyacı var. Mahpusların, Risale-i Nur'un değil mi? Tavsiyelerine, ilaçlarına ihtiyacı var. Buradaki rızkımızı da almaya girdik. Öyle buyuruyor işte. Medrese-i Yusufiye deniyor zaten oralara. Bir hapishaneye bir müderrisin veya profesörün bir sınıfa ders vermeye girdiği gibi giriyor Üstad Hazretler. Kader vurur biz yuvarlarız. Nasibimiz buradaysa bunlarla meşgul oluruz. Ama bu taraftan da haberlerde, radyolarda, şurada, burada, gazetelerde ilan ha ilan. Merak ediyor insanlar nedir bu mesele? Evet mesele 81 hatasını mahkemede ispat ettiğim bir müdde-i umuminin yanlış iddialarıyla aleyhinizdeki kararına karşı beddua dahi etmedim. Bak beddua da menfi hareket. Beddua ettiler ya. Üstad bedduaya menfi hareket gözüyle bakıyor. İnsanların telefini, ölümünü, ateşe düşmesini, yanmasını beklemek, iltica etmek, yalvarmak doğru değil. Hidayetine dua et. Hidayetine dua et. Şeytana lanet okuyacağına iki salavat getir daha hayırlı. Karanlığa 10 yumruk atacağına bir mum yak daha hayırlı arkadaş. Karanlıkla dövüşmekle karanlık gitmez. Onun yolu tersiyle muameledir. Yak bir mum. Bak nasıl cehennem olup gidiyor o zalimler. O haksız insanlar. Ama bizi menfi hareket yaptırıp, müsbetten uzaklaştırıp karanlıkta mücadeleye zorluyorlar. O çok zordur. Kaydettin mi? İki türlü karın var. Müsbet hareket, iki, menfiyi en güzel şekilde reddetme. Çünkü asıl mesele bu zamanın cihadı manevisidir. Asıl mesele bu zamanın cihadı manevisidir. Manevi tahribatına karşı set çekmektir. Maddi cihat her zaman olmaz. Maddi cihat. Manevi cihat her zaman ömür boyu. Bununla dahil asayişe bütün kuvvetimize yardım etmektir. Ben acizane şu meseleye birçok derslerde giriyorum. Mühim bir konu. Tekrarında inşallah zarar olmaz. Şimdi bakınız arkadaşlar. Bütün ibadetlerin nispeti, nisabı, hesabı bellidir. Değil mi? Namaz 5 vakittir. 12 tane de şartı vardır. İçinde dışında. Bunu yerine getiren bir Müslüman, kadın, erkek, hangi ırktan, hangi zamanda, hangi iklimde olursa olsun namaz mesuliyetinden kurtulur. 6 vakit değildir, 4 vakit değildir. Orucun da kaide ve kuralları bellidir. Yılda bir aydır, Ramazan ayıdır. Bunun kaide ve kuralı da hesabı nisabı bellidir. Bunu yapan bir Müslüman oruç mesuliyetinden kurtulur. Kadın için de böyledir, evliya için de böyledir, normal insan, alim için de böyledir. Nafilelere girmiyor, o iradeye bakar. Bütün ibadetlerin nispeti, mesela zekat da böyle, 1/40'dır. 1/40'ı farz olan zekattır. 1/40'ın hakkını veren bir Müslüman o zekat mesuliyetinden kurtulur. Hac da ömürde bir defa imkanı serveti olanlara farzdır. Peki, cihat öyle bir ibadettir ki, bakın, bu cihadın ne nispeti, nisabı, ne de şeyi vardır. Hesabı vardır, yapabildiğin kadar. Bana bir fıkıh kaidesi, bir hadis-i şerif, bir ayet-i kerime gösteriniz ki, bir insan cihatta şunları yaptığı müddetçe muaftır diye. Var mı hocam böyle bir şey? Allah herkesi ayrı yaratmış. Ayrı özellikte, ayrı liyakatte, ayrı kabiliyette, ayrı imkanda, ayrı servette, ayrı ilimde.
son nefese kadar yapabileceğin azamisini yapacaksın. Bak namazda böyle bir şey yok. Günde 5 vakti kıldın mı? Kardeş bana 7 vakit, ona 8, öyle bir şey yok. Herkesinki bellidir ama cihat öyle bir ibadettir ki şunu yaptığın zaman mesuliyetten kurtulursun diye bir hüküm yoktur. Herkese göre ayrıdır. Malıyla, canıyla, evladıyla, ilmiyle, hayatıyla, ömrüyle cihadı hayat boyu yapacaktır. Bir şey daha var. Bir insan yaptıklarının hesabını vereceği gibi, muhasebesi görülebileceği gibi bir insanın yapması muhtemel olup da yapamadıklarının da Allah'a hesabını verecek. Anlatamadım. Yani kulum şu işte niye böyle parmağınla dokundun? Ya Rabbi öyle dokundu ama onun çapı kapasitesi o. 10 gramlık bir adam. Ben seni 100 gram yarattım. Sen omuz vermen icap ederdi bu davaya. Niye parmağınla iktifa ettin? Diye soracak. Bugün İslamiyet'in kademe kademe baharına girmişiz. Yaza doğru çıkıyoruz. Din, Cenab-ı Hak işini insanlarla, sebeplerle yapacak. Bugün Cenab-ı Hakk'ın dinine bir insan ne kadar kuvvet verirse yarın o kadar büyük sevaba ve nailiyete gidecektir. Deprem geçirmiş, iflas etmiş bir zengine bir battaniye götürsen ne kadar memnun olur. Ama bu olaydan evvel götürsen götür kardeşim benden dalga mı geçiyorsun der ya. Ben buna muhtaç değilim. Kabul etmez. O adam elinde serveti gitse, iflas etse bir tane daha verebilir misin diye gözüne bakar. İslamiyet'in başlangıçta ve sonunda garip dönemleri, Tuğba lil guraba, değil mi? Sebepler açısından desteğe ihtiyacı var, sebepler açısından. Allah'ın nurunu, muradını sebeplerle yapıyor. Bugün Teali ve Terakki'ye başladığı, çarkının döndüğü bir zamanda elimizden geldiğini, azam için yapma mecburiyetindeyiz ki huzur-u ilahiye gittin hesabı kolay verelim. Burada eşitlik yok, burada adalet vardır. Değil mi? Herkesin yani imkanı, serveti, yeteneği, kabiliyeti, ilmi, irfanı farklıdır. Davaya dokunuşları da, kucaklamaları da, destekleri de farklı olacaktır. Aynı olduğu zaman adalette taviz vermiş. Adalet burada esastır. Bununla dahili asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Evet mesleğimizde kuvvet var. İmanı olanın cesareti de vardır. Fakat bu kuvvet asayişi muhafaza etmek içindir. Dahildeki asayişi de azami derecede hassasiyetle yaklaşıp dahildeki asayişi bozmadan hizmeti ifa etmek. Maddi cihat hariçteki düşmanlara karşı yapılır. Bir de bunun ehil insanları vardır. Değil mi? Jandarmalar var, polis var, askeriye var, hukuk var. Dahildeki cihat manevidir, hariçteki cihat maddidir. İkisi arasında öyle bir fark vardır ki, hariçteki cihatı biz dahilde uygularsak fitne ve anarşi terör olur. 30 yıldır terörden bak başımızı kaldıramadık. Niye? Yanlış iş. Dahilde maddi mücadele masumlara zarar veriyor. Çok masumlar gitti. Hariçteki cihat farklı, dahildeki cihat farklıdır. Şu cemaat, şu Belgrad ormanlarına pikniğe gitse mesela, orada diyelim ki helal dairesinde keyif ederken, affedersin bir ayı, bir hınzır geldi bize musallat oldu. Çeker vurursunuz. Onu vurmak, değil mi? Onun zararlı olan kısmını izale etmek doğrudur. Maddi silah onu telef eder ve bizi onun şerrinden kurtarır. Hariçte faydalı oluyor maddi mücadele. Peki o vurduğumuz zararlı varlığın diyelim, bize zarar veren varlığın trilyonda bir küçük biri olan, küçüklüğü küçük olan bir mikrop ciğerimize girse, dahile girdi şimdi düşman. Onu vurduğumuz silahla ciğerdeki mikrobu vurabilir miyiz? He? Vuramayız. Vurduk mu biz de gideriz. Mikroba hiçbir şey yapamayız. Bizden kaybolur. Kayıp bizden gider. Peki bunun tedavisine vurmak değil, silah çekmek değil, hastaneye gidip doktorun önünde yatmak, tedavi görmek, ilaç kullanmaktır. Bak hariçteki cihatla dahildeki cihat arasında ne kadar fark var. Aynı silahı diyelim hariçte kullanırsın, dahilde kullanamazsın. Can telefi olur.
Dahilde maddi mücadele, terör ve anarşi olur. Ehli dalaletin, harici güçlerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Allah kulu. Hariçte mi mücadele olsa hepimiz askere teslim oluruz. Allah o günleri göstermesin. Olursa hepimiz cephedeyiz evvelallah. Maddi cihat, manevi cihatın böyle farklılığı vardır. Üstad da bu zamanda birinci derecede cihadı manevi olarak nazara veriyor. Yani ilmen, fikren, manen mücadele etmektir. Bu sebeple İstanbul iki defa fethedilecektir demişler. Bir tebliğ ile, iki cihatla, maddi cihatla. Maddi cihadı gördük. Şimdi bakın kademe kademe, evet biz İstanbul'da yaşıyoruz ama insanlar manen perişan, yoksun, fakir. Surete Müslüman gibi görünüyor ama sıkıntıları var. Amel noktasında, feyizat noktasında, ibadet cihetiyle, iman fikri açıdan gafletteyiz. Bir de bunun neyi var? Manevi mücadelesi vardır. Bu da ahir zamanda olacaktır. Şimdi kumandan ne güzel kumandan, askeri ne güzel asker vasfına inşallah bizler de masadak oluruz. Niye? Burada hizmet ediyoruz. Bu manevi cihadımızla, bu hizmete o verilen destek ve kuvvetlerle, maddi ve manevi himmette yardımlarla inşallah o hadis-i şerife manen bu asırda masadak olma ihtimalimiz de güçlüdür. Allah bizi insan yaratmış. Bir de İslam alemi içerisinde tercih etmiş. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadına mensup grubun içerisinde değil mi? Vazifelendirmiş. Türkiye'de hizmetle tavzif etmiş. Türkiye'de de İstanbul'u tercih etmiş. Elhamdülillah. İstanbul'da nur hizmetleriyle meşgul oluyoruz. Yan yana koyduğumuzda yani adeta bir manevi gerdanlık gibi manevi nimetler iç içe teveccühen bize bakıyor. Konumumuzu bilelim. Bu mesele bizim mesuliyetimizi artırır. Risale-i okumak, bilmek, öğrenmek davranışlarımıza, muamelatımıza müsbet manada tesir edecek ki herkes bildiğince mesuldür. Bu eserleri okuyup, bu davayı bilip normal bir insan gibi, avam gibi muamele etmek bizi manen mesuliyete tabi tutar. Dersimiz bitiyor. Az kaldı. Fakat bu kuvvet asayişi muhafaza etmek içindir. Vela teziru vaziretun vizra uhra düsturu ile ki bir cani yüzünden onun kardeşi, hanedanı, çoluk çocuğu mesul değildir, olamaz. İşte bunun içindir ki bütün hayatımda, bütün kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışmışım. Hapse girmeye razı oluyor da İhsan-ı okumayı yasaklayan, ona zulmeden, 19 defa zehirleyen, ibadetine, kametine, ezanına müdahale eden insanlara cemaatini veya diyelim ki talebelerini toplayıp isyan ettirmiyor. İsyanı yasaklamış. Kabul etmemek ayrı, isyan etmek bütün ayrı diyor. Kabul etmeyebilirsin. Ama kabul etmeyenleri bir araya getirip isyan edip devletle çatışmak üstadın mesleğinde yoktur. O bir gemidir. Geminin içerisinde bizim neyimiz var? Kameramız var. Kameran ne kadar mükemmel olursa olsun gemi delindiği an kamera bitmiştir. Atan gemi lüks kamerası olmaz. Onun için ümmete, devlete, millete, vatana taalluk eden bir hukuk, bir mesele velev sünnet ve nafile kabiliğinden daha iyi olsa şahsi feraizlerden bu davadan daha önemlidir. Bak biz bugün burada Risale'nin okuyup bu davayı karşılıklı terennüm ediyorsak cephede değil mi? Debet tutan askerin, devletin birliğinin, dirliğinin, vatanın birliğinin, bütünlüğünün, milletin devletle barışmasının neticesindedir. Oralara zarar gelirse, buralar çoktan sıkıntılı bir şekilde çöker gider. İşte bunun içindir ki, bütün hayatımda, bütün kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışmışım. Bu kuvvet dahile karşı değil, ancak harici tecavüze karşı istimal edilebilir. Yani harici bir düşman geldiği zaman maddi mücadele yapılır. Ama dahilde maddi mücadele olmaz, o anarşi olur. Mezkûr ayetin düsturuyla ki vazifemiz dahildeki asayişe bütün kuvvetimize yardım etmektir. Onun içindir ki alem İslam'da asayişi ihlal edici dahili muharebat ancak binde bir olmuş. O da aradaki bir içtihat farkından ileri gelmiştir. Ve cihad-ı maneviyenin en büyük şartı vazife-i ilahiye karışmamaktır. Hizmetimizi yapacağız.
Bize düşen azami derecede itinayla yapacağız. Neticeyi Allah'a bırakacağız. Bu alana peygamberler dahi girmemiştir. Girememiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Cehil'e asgari 400 defa dini anlattığını kitaplarımız söyler. Kabul etmiyor. Bak amcası Ebu Talib, öz amcası onu himaye etmiş, onu büyütmüş, onu beslemiş, onun davasına yardımcı olmuş. Ona da sözü tesir etmiyor. Şii alimlerin imanına kail, Ehl-i Sünnet imanına kail değil. Ama onu öldürmeye gelen, ona zarar vermeye gelen o niyetle, onu takip etmeye gelen Hazreti Ömer Süraka bir bakışıyla, niyet değişikliğiyle karşılanıyor. Değil mi? Bedeviyeti sırftan medeniyeti mahzaya çıkıyor. Düşmanı, yani onu öldürmeye gelen davayı kabul edip sahabe oluyor da onu besleyen, onu büyüten, onu himaye edene nasip olmuyor. Bu böyle bir şeydir. Vazifeni yap, vazife ilahiye karışma. Ey Habibim sen inzar etsen de etmezsen de onlar iman etmezler diyor. Bu müsavat onlar içindir, senin için değil. Yani diyemez ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Rabbi madem iman etmeyecekler daha ben niye anlatayım? Sen Allah'tan ücretini anlattığın, tebliğ ettiği için alıyorsun. Onlar kabul ettiği için almıyorsun. O Allah'ın vazifesidir. Bazen bir kelimeyle bir orduyu kurtarır. Bazen bir ordunun gücüyle bir insanı kurtaramayız. Bu nasip meselesidir. Nasip de iki tarafa birden bakar. Güneş doğdu. Ayna sırtını dönse istifade edemez. Yan dursa o kadar. Dönmüş ama puslu, kirli, tümsek ayna, çukur ayna hep ters ve sakat gösterir. Güneşte bir şey yok. Problem aynada. Hafif düzelse, silse, nedamet etse, niyetini düzelse güneş içinde bir anda görünecek. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam hidayet davası Ebu Cehil'in çukur aynasında, Ebu Leheb'in tümsek aynasında veya diğer müşriklerin camlarında ayna değil ki tutsun, alıp geçiriyor. Görünmüyor. Yanlış ki bu yanlışlık onların mizaçlarıyla, niyetleriyle, davranışlarıyla doğru orantılıdır. Kendini düzelten, samimi yaklaşan ise sahabe oluyor. Ve cihad-ı manevinin en büyük şartı da vazife-i ilahiye karışmamaktır ki bizim vazifemiz hizmettir. Netice Cenab-ı Hakk'a aittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz. Allah rızası için ve geçmişlerimizin ruhu için El Fatiha.